Süt ve süt ürünleri, insanın doğduğu andan başlayarak hayatının tüm evrelerinde ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleridir. Eğer sütün geçmişinden söz etmek istiyorsak, bir tarih vermemize hiç gerek yok. Doğduktan 20 saniye sonra annesinin kucağına abanmış yavru, sağına soluna bakınmadan kokuyu takip etti ve annesinin meme ucunu buldu. Oysa olup bitenden daha annenin bile haberi yoktu. Dişi memeli hayvanların dünyaya getirdikleri yavrularını besleyebilmeleri için her türlü besin maddesini içinde bulunduran hafif sarımsı, beyaz sıvı insanların hemen dikkatini çekmiş olmalı. Fırsatlardan yararlanmasını fazlasıyla bilen insan zekası faydalı bir gıda bulur da hiç durur mu? Bir içecek olarak süt kullanımının M.Ö. 9000'de İran, Afganistan ve Anadolu topraklarında hayvanların evcilleştirilmesiyle başladığı tahmin ediliyor. Süt işleme tekniklerini bugünkü Rusya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine tanıtanların da Türkler, Moğollar ve diğer göçebe kavimler olduğu tahmin edilmektedir. Yunan ve Roma döneminde peynir yapılabildiğini Homeros'un yazdıklarından öğreniyoruz. Roma döneminde sert peynir, askerler ve gezginler için ideal protein dolu bir gıda olmuştur. Sütle çok önceleri tanışan Avrupa ülkelerinin ardından Amerika kıtasına ilk süt inekleri 1525 yılında İspanyollar tarafından Meksika körfezine indirilir ve ilk geldiği yer olan Veracruz şehrinin adıyla tüm kıtaya yayılır. Bir adam çıkar, bütün dünyayı değiştirir derler. İnsan sağlığı için tartışılmaz yararlara sahip olan süt, eski tarihlerde bekletilemiyordu. Sütün biyokimyasal bileşiminden dolayı mikroorganizmaların çoğalabilmesi için son derece uygun bir gıda ortamı olması nedeniyle hastalıkların yayılmasına sebep oluyordu. Fransız mikrobiyolog ve kimyacı Pasteur 1862 yılında sütü sağlıklı hale getirip tüketimini çoğaltabilecek pastörizasyon metodunu geliştirdi. Kimya profesörü ve devrinin en büyük bilim insanlarından biri olan Louis Pasteur, sadece 11 bin yıldır içtiğimiz sütün tarihini değiştirmekle kalmadı. Pastörizasyon sayesinde süt başta olmak üzere şarap, bira, meyve suyu gibi diğer mayalanabilir sıvıların da uzun süre saklanabilmelerinin yolunu açmış oldu. 1884 yılında ilk süt şişesi New York eyaletinde kullanılmaya başlandı. Pasteur, sütte devrim yaratacak ticari pastörizasyon makinelerini 1895 yılında tüm dünyaya tanıttı. Bu yöntemin geliştirilmesiyle artık sütü depolamak, uzun mesafelere dağıtımını yapabilmek ve sütten diğer mamulleri elde etmek daha kolay ve sağlıklı hale gelmişti. Bugün yaklaşık 800 milyon ton süt üretiminin gerçekleştiği dünyamızda üretim lideri 160 milyon tonla 28 üyeli Avrupa Birliği topluluğu olurken 92 milyon tonla Amerika Birleşik Devletleri ikinci ve 65 milyon tonla Hindistan en çok süt üreten üçüncü ülkedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılanan süt endüstrisindeki sistem, ülkelerin kendi taleplerini karşılayabilmek ve arta kalan olursa da komşularına satabilmek üzerine kuruludur. Dünya üzerinde toplam üretilen sütün %83'ü inek, kalan sütün %13'ü Hindistan'da yoğun olarak beslenen mandalardan, %4'ü ise koyun ve keçilerden elde edilmektedir. Dünya peynir üretimi 20 milyon tondur. Üretim bölgelerinde geleneklere dayalı yerel çapta farklı tipte peynir çeşitleri üretiliyor olsa da uluslararası piyasalarda işlem ve talep gören peynir çeşitlerinin %70'i Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretilmektedir. Dünya tereyağı üretimi 10 milyon tondur ve bunun %40'ı Hindistan'da üretilmektedir. Dünya yoğurt üretimi ise ortalama 50 milyon tondur.
en çok yoğurt üretimini gerçekleştiren ülkeler sırasıyla Çin, İran ve Türkiye'dir. Peynir ve tereyağı için çok kabaca bir hesap yapıldığında 20 milyon ton peynir üretimi için yaklaşık 160 milyon ton süte ihtiyaç duyulurken 10 milyon ton tereyağı üretimi içinse ortalama 90 milyon ton süt gereklidir. Bu durumda insan sağlığı adına hayati öneme sahip peynir, tereyağı ve yoğurt için dünya süt üretiminin yaklaşık %40'ı harcanmaktadır. Vücudumuz için önemli olduğunu bildiğimiz sütle ilgili her gün yepyeni bilgiler ediniyoruz. Kendisi başlı başına bir mucize olmasının yanı sıra sütten üretilen yoğurt, tereyağı, peynir, kefir, krema, dondurma, simitana, ayran ve süt tozu gibi yiyeceklerin de insan neslinin devamlılığı için vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. Beslenmenin üç temel öğesi olan yağ, karbonhidrat ve proteinleri yeterli ve dengeli miktarda içinde barındıran bu mucizevi sıvı, çok yararlı mineraller olan kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından da çok zengindir. Bir su bardağı süt yaklaşık 130 kalori enerji içeriğine sahiptir. Bir su bardağı süt tükettiğimizde vücudumuza ortalama 6.8 gram protein, 9.4 gram laktoz, 7 gram yağ, çoğunluğunu potasyum ve kalsiyumun oluşturduğu 1,5 gram mineral madde ve toplam 0.7 gram A, B2, B12, D, E ve K vitaminleri almış oluruz. Sütün sağım alanlarından taşınarak endüstriye dahil edilmesi zahmetli ve planlı bir organizasyonu gerektirir. Dünyada üretilen 800 milyon ton sütün yaklaşık yarısı pastörize edilerek tüketiliyor. Pastörizasyonun temel tekniği, sütü hızlı bir şekilde mikropların ölmesini sağlayacak dereceye kadar ısıtıp orada kısa bir süre tutmak ve yine mikropların yeniden oluşumuna imkan vermeden hızlıca soğutmaktır. Piyasada günlük süt tabir edilen sütler 65 derece civarında 15 saniye tutulurlar ve hızla saklama sıcaklığı olan 4 dereceye indirilerek soğuk olarak piyasaya sürülürler. Bu sütlerin raf ömrü 3 ile 5 gün arasındadır ve evde buzdolabında saklanmalıdır. Uzun ömürlü sütler ise 140 derece civarında ısıtılıp 4-5 saniye tutularak yine hızla soğutulurlar. Uzun ömürlü sütler oda sıcaklığında 2 ile 6 ay arasında saklanabilirler. Ancak bu sütler de açıldıktan sonra buzdolabına konmalı ve 2 gün içinde tüketilmelidir. Yaygın inanışın tersine her iki süt saklama yönteminde de katkı maddesi kullanılmaz. Yine de kıyas yapmak gerekirse iki yöntemin de sağlıklı olmasıyla birlikte günlük sütün uzun ömürlü süte kıyasla A, B6 ve B12 vitaminleri ile kalsiyum mineralini daha iyi koruduğu tespit edilmiştir. Sütten üretilen en önemli ikinci gıda maddesi olan peynir ise saklama süresince katma değeri artıp lezzetlenen nadir gıda çeşitlerinden biridir. Çeşidine bağlı olarak genellikle 2 ile 5 derece arasında saklanan peynirin 2 ile 12 ay arasında saklama süreleri bulunmaktadır. Sütten elde edilen tereyağı ise eksi 25 derecede 12 ay saklanabilmektedir. Soğuk zincir, süt ve sütten üretilmiş ürünlerin tüm dünyayı gezmesini sağlayarak gezegenimizin en büyük ticaret hacimlerinden birini oluşturmaktadır. Süt, tüm memeli canlıların sadece yavru yaptığı zaman onları besleyip büyütmek için kısa bir süre ürettikleri çok önemli bir besin maddesidir. Bizler en kibar tarifiyle bu sütü aşırıyoruz. O yüzden ister içelim, ister peynir yapıp yiyelim. Ama sütün hiçbir damlasını ziyan etmeyelim.